Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu haftamızın konusu torna tezgahlarının kesicileri bağlama. Evet arkadaşlar, torna tezgahlarına kesicileri bağlama önemli bir konu arkadaşlar. Torna tezgahlarında kesicilerimizi doğru bağlamazsak sürekli kesicilerimiz körelme veya parçamızın yüzey kalitesinin istediğimiz gibi çıkmaması gibi birçok olumsuz sonuçta karşılaşabiliriz arkadaşlar. O yüzden tornalama yapmadan önce kesicilerimizin doğru bağlandığından emin olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu haftaki anlatacağımız konu kesicilerimizin bağlanmasından önce torna katerleri, yani kater dediğimiz zaman kesicilerin bağlandıkları kısımları arkadaşlar biz kater diyoruz. Bunlardan başlayıp arkadaşlar en son bağlamayla bitireceğiz. Evet. Torna kesicilerinin tezgaha bağlanması arkadaşlar. Torna kateri. Kater dediğimiz zaman makine tabirinde arkadaşlar size yabancı gelebilir ama bundan sonra sürekli karşılaşacağınız ve duyacağınız bir makine terimi arkadaşlar. Kater dediğimiz olay kesicilerin bağlandığı, tespit edildiği bir aparat arkadaşlar. Evet, kalemliğe doğrudan bağlanamayan küçük kesicilerin bağlanmasında kullanılan prizmatik veya silindirik şekildeki takımlara kater denir. En yaygın olanı HSS takım katerleridir. Kater kesicinin ismine göre adlandırılır. Mesela delik kateri, vida kateri, vida kalemi gibi. De şurada en yaygın olanı HSS demiş arkadaşlar. Bu MEGEP modülümüz biraz eski olduğu için yaklaşık bir 8-9 senelik olduğu için arkadaşlar en yaygın olanı daha önceleri HSS'ti ama şimdiki özellikle CNC'de kullanılan veya normal üniversal tezgahlarda kullanılan arkadaşlar sert maden uçlu katerlerdir arkadaşlar. HSS'ler sürekli körelip bilenme ihtiyacı duyduğu için ikinci planda kalmış durumda. Evet arkadaşlar, başlayacak olursak düz saplı katerler alın tornalama ve tornalama işlemlerinde kullanılan seri çelik kalemlerin bağlanmasında kullanılır. Bakıldığı zaman düz bir saplı kater arkadaşlar. Şuraya HSS laması bağlanıyor. Bu tabii ki bağlanmadan önce açılarına uygun şekilde bilenip tornaya o şekilde ve katere o şekilde bağlanması gerekiyor arkadaşlar. Baktığınız zaman düz dikdörtgen bir parça. Üzerine bir tane alyan başlı civata konulmuş arkadaşlar. HSS de buraya takılıp alyan başlı civatayla sıkıştırılıp arkadaşlar katerimiz bu şekilde basit bir kater. Evet, sert metal uçlu katerler arkadaşlar. Bakıldığı zaman piyasada artık bunlardan kullanılmaya başladı arkadaşlar. Dediğimiz gibi. Çünkü bunlarda bilenme olayı yok arkadaşlar. Sürekli köreldiği zaman baktığımız zaman 3 tane ucumuz varsa 3 tane karşılığında vardır. 6 kere arkadaşlar köreldiği zaman hemen çeviriyoruz. Vidayı gevşetip diğer bir ucunu takıyoruz. Burası köreldiği zaman burayı takıyoruz derken bilemedeki harcayacağımız zaman sarfiyatını minimuma indiriyoruz arkadaşlar. Sert metal üçlü katerlerde bakıldığı zaman tornalama yapılacağımız şekle ve kısma göre arkadaşlar kendileri mesela sağ yan kaba talaş kalemi, sol yan kaba talaş kalemi, sağ yan ince talaş kalemi, sağ yan finish kalemi veya işte bir bakıldığı zaman profil kalemi, kanal kalemi, vida kalemi, kateri daha doğrusu biz dilimiz kaleme alıştığı için arkadaşlar bunların tamamına uçla bağlanmış ve bu kısmı arkadaşlar tamamına biz kater diyoruz. Sert metal uçların bağlanmasında kullanılan katerlerdir. Sert metal uçlu katerlere lehimli veya vidalarla bağlanır. Arkadaşlar bu lehim daha öncelerde kullanılırdı ama çok sağlıklı olmadığı için genellikle vida la sıkıştırma tespit etmek suretiyle kullanılıyor arkadaşlar. Lehim çok da sık kullanılmıyor. Çünkü bakıldığı zaman sert metal uçu alıp şuraya bir ona göre yuvasına göre uygun şekilde bir yuva açıp arkadaşlar bunu buraya getirip sert bir lehimle bağlamak boşluksuz olması gerekiyor ki arkadaşlar karşı gelecek mukavemetlere veya gelecek kuvvetlere karşı çıt diye kırılmasın. Çünkü ne dedik? Daha önceki derslerde de hatırlayacak olursanız sert metal uçlu uçlar arkadaşlar çok serttir ancak çok aşırı da kırılgandır arkadaşlar. Herhangi bir yerde boşluk kalması durumunda lehim yapılırken veya kaynak yapılırken gelecek tornalama yapılırken bir ufak bir darbede ucundan hemen kırılabilir veya körelebilir arkadaşlar. O yüzden vidalı birleştirmeler
daha sık kullanılıyor. Keski kanal katerleri arkadaşlar. Kesme işlemi veya kanal kaleminin profiline uygun olarak bağlanmasında kullanılan katerlerdir arkadaşlar. Bir iş parçasını kesmek veya bir kanal açmak için bakın zaten şeklinden de anlaşılacağı gibi arkadaşlar bir kanal dikine doğru dik bir hareket yaparak arkadaşlar kanalı açmak veya iş parçasını kesmek için kullanılır. Bunlar sert metal uçlu katerler arkadaşlar. Bakıldığı zaman HSS madeninden yapılmış bir kanal kalem arkadaşlar. Bunların açılarını güzelce bilemezsek, uygun şekilde bilemezsek daha doğrusu ne yapacak arkadaşlar? Kanal kateri ucu hemen körelecek ve bakıldığı zaman sürekli bir bileme ihtiyacı duyabilir arkadaşlar. Delik katerlerine gelecek olursak arkadaşlar adı üzerinde delik içlerini tornalamak için kullanılan katerlerdir arkadaşlar. Bakıldığı zaman birçok şekli vardır. Parçanın delik çapına göre arkadaşlar bu şekiller değişebilir veya bir delik içerisinde kanal açılacaksa bir segment yuvası falan açılacaksa arkadaşlar bakıldığı zaman ona uygun bir kater seçmek gerekiyor arkadaşlar. Bu gördüğünüz arkadaşlar kater ne yapıyor? Deliğin içerisine giriyor. Delinmiş önceden delinmiş bir deliğin içerisini tornalamak için kullanılıyor. O yüzden önceden delinmiş deliğimizin çapı katere uygun seçilmeli arkadaşlar. Pardon, çapı derken kater deliğe uygun seçilmeli. Daha doğru bir cümle kuracak olursak. Dediğimiz gibi arkadaşlar delik çapı küçük olursa büyük çaplı kater içeriye girmeyecektir veya girmek için uğraştığınızda da katere veya iş parçasına zarar verebilir arkadaşlar. O yüzden kater çapımızı seçerken delik çapı çok önemli arkadaşlar. Bakıldığı zaman sert maden uçlu, iki uçlu veya dediğimiz gibi HSS kalemleri arkadaşlar deliğin şekline göre yapacağımız işleme göre bunların da profilleri var arkadaşlar. Vida kalemlerine gelecek olursak arkadaşlar, vida katerleri daha doğrusu, vida kalemlerin bağlanması için kullanılan katerlerdir. Uçları dediğimiz gibi vida uçlu profillerdir arkadaşlar. Bunlar hazırları daha çok tercih ediliyor. Whitworth'de 55 derece metrik vida açacak isek arkadaşlar 60 derecelik bir uç açısına sahip olan vida kalemi kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakıldığı zaman şekillerine göre de diğer sert metal uçlar gibi 3 tane ağzımız var arkadaşlar. Köreldiği zaman değiştirebiliyoruz. Bakın vidalı bağlantı, vidalı bağlantı arkadaşlar. Dediğimiz gibi piyasada en çok bu katerler kullanılıyor. Çünkü zaman sarfiyatını önlüyor arkadaşlar. Yüzey kalitesini arttırıyor. Hem zaman sarfiyatı hem de malzeme sarfiyatını. Bununla diyelim ki 1.000 tane iş yapacaksanız arkadaşlar, HSS'i kullandığınız zaman 100 tane de bir belki ne yapacağız arkadaşlar? Kalemi bileme ihtiyacımız doğacak. O yüzden en sağlıklıları sert maden veya sert metal uçlu kalemler arkadaşlar. Özel katerler adı üzerinde özel bir işlem yapacaksak arkadaşlar kullanılan kesici veya tezgaha göre yapılmış özel şekilli katerlerdir arkadaşlar. Bunları başka yerde kullanamazsınız. Yani kullanılır ama amacının dışına çıkmış olur arkadaşlar. Bakın burada bir köşegene bir kanal veya bir yuva açmak için kullanılan bir kater şeklinden itibariyle. Bakıldığı zaman aynadan kater daha yakın şekilde ne bileyim aynaya daha yakın bir şekilde kanal açmamız gerektiği zaman veyahut arkadaşlar ileri geri şurada bakıldığı zaman şekilden itibaren arkadaşlar farklı bir kanal, farklı bir tonalama operasyonu, farklı bir tonalama işlemi yapacaksak arkadaşlar piyasada sıkça karşılaştığımız özel kalem, özel katerler arkadaşlar dediğimiz gibi özel işlerde kullanılır. Bunlar haricen başka işlerde de kullanıldığı zaman amacına uygun olmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kalemin tezgaha bağlanması. Burası bu haftanın en önemli konularından biri arkadaşlar. Doğru bağlanmazsa arkadaşlar kalem tezgaha dediğimiz gibi kalemler ya uygun tornalama yapmaz veya çabuk körelir veyahut arkadaşlar parçayı fırlatmaya doğru gidebilir arkadaşlar. Baktığımız zaman arkadaşlar seri çelik kalem yani HSS kalemi parçadan yani kalemlikten arkadaşlar ne çok uzun bağlanacak
ne de çok ucunda bağlanacak. Yaklaşık olarak bir 10-12 milim veya 14 milim, 15 milime kadar arkadaşlar kalemden, şey, katerden kalem ucu çıkabilir arkadaşlar. Daha fazla çıktığımız zaman nedir? Uzunluğa bağlı olarak arkadaşlar bir titreşim meydana gelecektir. Kalemin ucu ömrü kısalacaktır arkadaşlar. Kısa bağlandığı zaman da kalemliğin iş parçasına bindirme riskimiz artacak. O yüzden ideal ölçümüz arkadaşlar 10 ila 12 milim bir çıkıntı olması yeterlidir. HSS kalemi bağlarken arkadaşlar, bu kanal kalemi de bağlarken bu şekilde, ama keski kalemi bağlarken ona dikkat edeceğiz. Parçanın bu sefer iş parçası, işlediğimiz parçanın çapına göre uygun şekilde bağlamamız gerekecek. Kısa bağlarsak arkadaşlar, dediğimiz gibi yine kesme kalemi katere binecektir arkadaşlar. Veyahut set maden ucunu vidalı pabuç ile katere bağlanması. Yine bakıldığı zaman burada vidalı pabucumuz var arkadaşlar. Vidalı pabuçtan kastettiğimiz şu üstündeki bir aparat arkadaşlar. Şuradaki katerimiz, maden ucumuz arkadaşlar boştadır. Bu pabucun ucundaki vidayı gevşettiğimiz zaman vidanın baskısı azalacaktır ve bu kalemdeki şey uç boşa çıkacaktır arkadaşlar. Bunu doğru ve uygun şekilde sıkmazsak da yine aynı şekilde bu boşta kalacaktır. Tornalama yaparken arkadaşlar ucumuz gevşek olduğu için istediğimiz ölçü tamlığını yakalayamayacağız. O yüzden pabucu iyice bastırıp ve kalemin boşluğunu alıp sıkıca bağlandığından emin olmamız gerekiyor. Veya sert maden plaket kesici ucun katere bağlanma ve kamalı şekilde bağlanması arkadaşlar. Bakıldığı zaman burada bir tane de cıvatamız var. Üç şekilde. Şuradan da sıkıştırma cıvatamız var arkadaşlar. Dört tane parçamız var. İkisi parça kesici takım. Bir tanesi, iki tanesi de cıvata arkadaşlar. Kesme işlemini yapan sarı plaket. Şuradaki plakete benzer arkadaşlar. Bir formda olan parçamız ise destek parçası arkadaşlar. Çünkü plaketle kater arasında boşluk kalmaması için bakıldığı zaman destek olacak ve yüzeyi pürüzsüz olan bir parça arkadaşlar. Bunun üzerine geliyor. Cıvatamız aynı şekilde şuradaki yuvaya oturuyor arkadaşlar ve bu yuvanın içerisinde bir dişimiz var tabii ki, deliğin içerisinde. Üçünü bir şekilde bağlayıp sonrasından da en son sıkıştırma vidasıyla, cıvatasıyla arkadaşlar sıkıştırıyoruz ve sağlam bir şekilde bağlandığından da emin oluyoruz arkadaşlar. Burada önemli olan husus destek parçamızın plakete uygun formda olması, uygun şekilde olması arkadaşlar. Bundan ne küçük ne de büyük olacak. Bunlar zaten birlikte satılırlar arkadaşlar. Bakıldığı zaman destek parçamızda kesici plaketimizin ucu arkadaşlar ikisi de aynı formda olmak zorunda. Sert maden ucun sert lehim ile katere bağlanması. Biraz önce de bahsettiğim gibi arkadaşlar, bu sert maden uçlar lehimle bağlanması biraz daha ustalık, biraz daha tecrübe ister. Çünkü biraz önce bahsettiğimiz konu, burada kaynak boşluğu olursa arkadaşlar veya lehim boşluğu olursa, tabii ki bunlar gözle görünmeyen boşluklardır veya içeride kalan boşluklardır. Siz bunu lehimlediğinizi, boşluksuz lehimlediğinizi düşünürsünüz, ancak ufak bir yerde boşluk kalır, bir hava kalır arkadaşlar. Buraya gelecek olan bir darbede hemen ucu kırılabilir. O yüzden en sağlıklısı arkadaşlar, papuçlu da değil, en sağlıklımız şu sert maden ve plaket kesici ucun katere vidalanması veya kamalı bağlanması. Şu en çok kullanılan ve en çok sağlıklı, en çok en az maliyetli olan uç arkadaşlar. Şimdi tabii bunlara bakıldığı zaman en pahalı olan budur. Ancak maliyeti düşürecek olan da yine bu katerimizdir. Çünkü bunlara baktığınız zaman, bunların belki diğerlerine göre, şu diğer sert plaket uçlu kesici katere göre fiyatlar ucuzdur. Ancak iş parçasını, işleme adedine bakıldığı zaman maliyeti düşürecek olan da yine bu katerimizdir arkadaşlar. Şimdi bu iş parçasının katere bağlandıktan sonra tezgaha bağlanmasına gelelim arkadaşlar. Tezgaha bağlanırken HSS veya kater olsun veya sert maden uçlu kalemler olsun arkadaşlar. Sportumuzun üzerindeki arkadaşlar kalemliğe bağlarken katerimizi bağladık. Dediğimiz gibi ne çok uzun olacak ne de kısa olacak arkadaşlar. Altlıklarımız var. Altlıklar niçin önemli? Bir sonraki sunumda gösterelim arkadaşlar. Altlıklar şunun için önemli. Altlık dediğimiz zaman bir dikdörtgen
Lama parçaları arkadaşlar. Altlıklar gezer puntamız vardı hatırlayacak olursanız. Gezer puntamızın ekseni aynamızın tam merkezine göre ayarlanmış bir makine parçasıydı arkadaşlar. Gezer puntamızın ucundaki tam eksene göre de bizim kesici takımımızı bağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu eksenden yukarıda olmayacak veya aşağıda olmayacak arkadaşlar. Tam eksende olacak. Bu eksene göre ayarlamak için de altlıklardan yardım alacağız. Altlıkları bağlarken ise bakın şuradaki şekli unutmayın arkadaşlar. Bir üst şekle geçeceğim. Şuradaki altlıklarımızın önemi bakın buradaki altlıklarımız kateri yükseltmek için kullanılan parçalar arkadaşlar. Bir üst şekle geçelim. Altlıkların kullanılmasını anladıktan sonra arkadaşlar kalemliğe altlığın bağlanmasına gelelim. Kalemliğe altlığı bağlarken ilk önce iş parçasını kesici takımı bağladık. Ve altlık şuradaki şekilden göreceğiniz gibi altlık kalemin ne gerisinde kalacak ne de ilerisinde kalacak arkadaşlar. Normalde şöyle bir 20-25 milim kadar bakıldığı zaman bir şekilde bağlanacak arkadaşlar. Altlık kısa kalırsa bakın burasında bir boşluk oluşacak. Gelecek olan kuvvetlere karşı gelemeyecek arkadaşlar. Ve bakın şuradaki şekilden itibaren kesişik çizgilerle belirtilmiş. Ne yapacak? Kalem aşağı doğru esnemeye çalışacak. Çok uzun bağlarsak da yine kalemi uzun bağlarsak da arkadaşlar bakın aşağıya doğru bir esnemeye karşı gelecek arkadaşlar. Siz bunu gözle göremezsiniz tabii ki hiç. İş parçasında talaş kaldırırken bu kalemin esneyip esnemediğini gözle göremezsiniz. Ancak kalem körelir, kırılır veya iş parçasının yüzey kalitesi düşük çıkar. Bu başlıca sebepleridir arkadaşlar. Kalemlikten ne uzun ne kısa bağlanacak veya altlık düzgün bir şekilde desteklenecek. Yani şuradaki şekile bakıldığı zaman. Şuradan da kısa kalmayacak arkadaşlar. Altlığımız diyelim ki şuradan bağladık. Çünkü şuradaki civatalar da buraya baskı yapacağı için buradaki kısa bir şekilde altlık bağlarsak ne yapacak? Civata bunu yukarıya kaldırmaya çalışacak. Buradaki civata da aşağı indirmeye çalışacak ve kalem üzerine bir gerginlik meydana gelecek. Yani bir gerilme olacak arkadaşlar. İş parçasını da işlemeye başladığınız zaman hem iş parçasındaki gerilmeler hem de kalemin üzerindeki gerilmeler arkadaşlar ne yapacak? Bizim sağlıklı bir şekilde tonalama yapmamızı engel olacak arkadaşlar. O yüzden bakıldığı zaman altlığımız kateriden birer milim, ikişer milim dışarı çıkacak şekilde ve sıkıştırma civatamız da tam kalemin üzerine gelecek şekilde bağlanması gerekiyor arkadaşlar. Zaten şuradaki şekil hepsini anlatıyor. Arkadan veya daha doğrusu önden görünüşe bakıldığı zaman ise kalemlik sıkıştırma civatasından veya yuvadan çıkmayacak arkadaşlar. Bakıldığı zaman sıkıştırma civatamız bakın eksende dışarıya çıkmış. Ne yapacak arkadaşlar? Bunu sadece şu kenardan sıkıştırmaya çalışacak. Bundan sebep ne yapacak arkadaşlar? Kalemliği dışarı itmeye çalışacak. O yüzden tam yuvaya oturmuş bir şekilde bakıldığı zaman da arkadaşlar tam tepeden kesici katerimizin orta noktasına baskı yapacak şekilde bağlanması en doğru şekilde bağlanması demektir arkadaşlar. Hem buradan bakıldığı zaman doğru şekilde bağlanmış hem de buradan bakıldığı zaman doğru şekilde bağlanmış arkadaşlar. Biz de bunu bu şekilde bağlamak durumundayız arkadaşlar. Yoksa tabii ki işimizi acele hemen bağlayalım zaten bir tane parça işleyeceğiz, iki tane parça işleyeceğiz deyip işi baştan sağmayalım arkadaşlar. Evet. Kesiciye punta ekseninde bağlama. Tonalama işlemlerine uygun bir kesme işlemi yapabilmek için kalemin puntanın ekseniyle aynı ekseninde olması gerekir arkadaşlar. Biraz önce bahsettiğimiz şuradaki kalem puntamız arkadaşlar. Puntamızın tam ucu, döner puntamızın tam ucu arkadaşlar aynamızın eksenindeydi. Yani bu da ne demek oluyor? İş parçamızın eksenini belirliyor demek oluyor arkadaşlar. İş parçamızın ekseninden aşağıda veya yukarıda bağlanmasının ne gibi avantajları, dezavantajları var. Biraz sonra değineceğiz arkadaşlar. Ama bunun tam ekseninde bağlanması gerektiğini mutlaka bilmeniz ve bu şekilde bağlamanız gerekiyor arkadaşlar. Tonalama işlemine uygun bir kesme işlemi yapabilmek için kalemin puntanın ekseniyle aynı eksende olması gerekir. Bunun için kesicinin uç kısmı, gezer puntanın uç kısmını, ucunun ortasına göre hizalanır. Kesiciyi hizalayabilmek için katerin alt kısmına altlıklar konularak punta ucuna göre hizalanması sağlanır. Biraz önce bahsettiğimiz gibi arkadaşlar kalemi bağladık.
Kateri bağladık. Kateri aşağıda kaldı. Bunu desteklemek veya yukarı çıkarmak için de katere uygun şekilde dikdörtgen altlıklar gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki bu dikdörtgen altlıklarımızın da düz bir şekilde olması gerekiyor. Eğer ki yamuk bir altlık varsa veya esnemiş veya işte şekli bozulmuş bir altlık da yine bize ilerleyen zamanlarda veya torna yaparken karşımıza çıkacak birçok hatayı önceden bize söyler arkadaşlar. Evet, puntanın eksenine bağlamak demek arkadaşlar. Bakıldığı zaman burada 3 tane açımız var. Alfa açısı yani boşluk açısı. Bakıldığı zaman talaş açısı. Buna göre bakın arkadaşlar. Puntaların ekseninden yukarıda bağlarsak bakın şuradaki ucumuzu görüyor musunuz? Ekseninde bağlamaktan kastettiğimiz bu. Şu ekranı biraz daha yaklaştıralım arkadaşlar. Bakın şuradaki uç yani parçamızın kesici takımızın daha doğrusu talaş kaldıracağı en sivri, en tepe noktası arkadaşlar. Bizim talaş kaldırma işlemimiz burada gerçekleşiyor. Bu ucumuz yani şurada yakın şekilde gördüğümüz zaman arkadaşlar bu ucumuz punta eksenimiz burası olduğunu varsayarsak arkadaşlar punta ekseni de yukarıda olmayacak. Yukarıda olursa veya aşağıda olursa ne gibi zararlar, dezavantajlar var? Biraz sonra göstereceğim arkadaşlar. Ucumuz yukarıda olmayacak. Bakın şu yukarıdaki şekilde bağlanmış bir resim arkadaşlar. Punta eksenimiz yine buradaki normal eksenden, pardon, punta ekseninden aşağıda olmayacak. Kesici takımızın uç noktası bakıldığı zaman burada ise yine aşağıda arkadaşlar. En doğru şekli şudur arkadaşlar. Bakın tam sivri noktası eksenin tam ucunda arkadaşlar. Yani getirip bağladığımız zaman sportu yaklaştırıp kalemliği de gezer puntaya yaklaştırdığımız zaman bakın tam şurada şunu biraz daha yaklaştıralım. Şöyle çevirelim arkadaşlar. Bakıldığı zaman tam kezer puntamızın uç kısmıyla bakıldığı zaman kesici takımımızın tam uç kısmı birbirine paralel arkadaşlar. Bu da ne demek oluyor? İş parçasına da bu kesici takımımızın tam orta noktasında yani tam ekseninde bağlanmış olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da tabii nasıl yapıyorduk? Altlıklarla destekleyerek arkadaşlar uygun ölçülerdeki altlıklarla iş parçasını kaldırarak pardon kesici takımı kaldırarak arkadaşlar bunu bu şekilde bağlantısını yapıyoruz. Evet, kalemin parça ekseninin üstünde bağlanırsa. Evet arkadaşlar, boşluk açısı azalır. Yani şuradaki boşluk açımız ne yapacak? Azalacak arkadaşlar. Yani şurası bakın alfa açısı boşluk açımız. Bakıldığı zaman boşluk açısı şuradaki açıyla şuradaki açı birbirine farklı. Yani yukarıda ekseninin yukarısında bağlanmış olursa boşluk açımız azalır. Kalemin ucu kesme yapmaz. Alt taraftan parçaya değer ve kazıyarak talaş kaldırır arkadaşlar. Yani alt taraftan parçaya değmesinden kastettiğimiz şurası yani alt tarafı. İş parça kesici takımızın ucu burası değil, değmesi gereken yeri değmez. Neresi değecek arkadaşlar? Şu alt tarafı değecek yani şu kısmı. Ne yapacak? Burada da parçayı kazıyarak talaş kaldırmaya çalışacak arkadaşlar. Sürtünmeden dolayı ısı arttığından kalem yanabilir, kırılabilir. Yüzey kalitesinin iyi çıkması için kalem ekseninin biraz üzerinde bağlanır arkadaşlar. Biraz dediğimiz zaman da çok abartmadan yani 0,5 milim kadar yani o kadar tabii ki 1-2 milim kadar bile değil. Şöyle bir yarım milim kadar bir yukarıda bağlanması olabilir arkadaşlar. Kalem parça ekseninin altında bağlanırsa boşluk açısı artar. Baskı kuvveti yukarı doğru parçayı kaldırmaya çalışır. Özellikle küçük çaplı parçaları esneyerek kalem üzerine bindirir arkadaşlar. Yani şuradaki boşluk açımız bakın artıyor burada aşağıdaki kısma bakıldığı zaman. Yine ekranı yaklaştıralım. Şuradaki boşluk açımız arkadaşlar. Şöyle çevirelim. Evet. Şuradaki boşluk açımız normalde olması gereken şöyle bir 7-8 dereceyle bir karşılık gelen bir açımız arkadaşlar. Bu boşluk açımız arttığı zaman ne yapacak? Bakın dönen parçayı kalemin üzerine almaya çalışacak. Yani şu şekilde kalem şöyle parçanın altına girmeye çalışacak. Bu da ne yapacak arkadaşlar? Ucumuzun körelmesine veya küçük çaplı parçalar işlerken esneyerek tak parçayı ne yapacak? Kalemin üstüne bindirecek. Veya burada aşağıdan bağlarsak, pardon, yukarıdan bağlar ve alfa açımız azalırsa arkadaşlar buradaki kalemin alnı dediğimiz kısım
kazınmaya başlayacak, yani sürtünmeye başlayacak ve iç parçasını kazıyarak taraş kaldıracak. Bu da bizim istemediğimiz bir durum olacak arkadaşlar. Kazıyarak kaldırdığımız iç parçası üzerinden taraş ve yüzey kalitesini zaten çıktıktan sonra hep beraber göreceğiz arkadaşlar. İstenmeyen bir yüzey çıkacak. Pürüzlü, tırtıklı bir yüzey çıkacak arkadaşlar. Evet. Üstüne bağlanırsa ne olacağından bahsettik. Eksenin altında bağlanırsa ne olacağından bahsettik arkadaşlar. Kalem parça ekseninde bağlanırsa uygun bir şekil bağlama şeklidir. Boşluk açısı gerçek değerindedir. Yani ne belediysek arkadaşlar boşluk açımızda tamamen o şekilde bağlanmış ve açımızda uygun şekilde karşımıza çıkacak arkadaşlar. Kalemin körlenmesinde etki eden faktörler. Körlenmesine etki eden faktörler arkadaşlar. Yumuşak malzemelerin işlenmesinde seri çelik kalemler. Sert malzemelerin işlenmesinde ise sert metal uçlu kalemler kullanılır. Buna rağmen kalem kırılıyor veya kölleniyorsa aşağıdaki işlemlerden biri veya birkaçı uygulanmalıdır arkadaşlar. Bakalım aşağıdaki işlemlerimize. Kalem açıları kontrol edilmeli. Gerekirse açılar azaltılmalıdır. Gereğinden fazla açılı şekilde bilenmiş olabilir arkadaşlar. Bunu da tabii ki mastarlarla kontrol edeceğiz bilendikten sonra. Soğutma suyu kullanılmalı arkadaşlar. Bunu delme vidalama işlemlerinde de bahsetmiştik. Soğutma suyu bizim için önemli bir konu arkadaşlar. Soğutma suyu hem parçanın ısınmasını sürtünmeden dolayı kaynaklanan ısınmayı önleyecek, hem de kolay talaş kaldırılmasını ve kesme hızını kesmeyi kolaylaştıracak. Daha doğrusu o şekilde bir cümle kurarsak daha doğru olacaktır. İlerleme ve kesme hızı düşürülmeli arkadaşlar. İlerleme çok hızlıysa kalemimiz zaten çabuk körelecektir. Kesme hızını düşürürsek arkadaşlar bakıldığı zaman yüzey kalitesi ve körlenme, yüzey kalitesi artıyor ve körlenme azalıyorsa arkadaşlar demek ki ilerlememiz fazla olduğu anlamına gelir. Kalem ucuna pah kırılmalı veya kavis verilmelidir arkadaşlar. Çok sivri bir kalem ucu varsa çok sivri olduğu için arkadaşlar parçaya temas ettiği anda ne yapacak? O sivrilik körelecek ve kırılacak arkadaşlar. O yüzden biraz kavis vermekte fayda var. Tabii ki bunu biraz daha tecrübeyle karşılaştırmanız, kıyaslamanız ve yoğurmanız gerekiyor. Hemen ilk seferde ben kalemi biledim, hemen ucuna da kavis vereyim derseniz arkadaşlar, o kavisi istenilen şekilde veremediğiniz zaman kalemin ucu zaten kör olarak başlayacaksınız iç parçasını işlemeye. O yüzden kavis verme işlemini biraz daha bilemede tecrübe kazandıktan sonra yapmanızı tavsiye ediyoruz. Talaş miktarı azaltılmalıdır. Siz uygun şekilde kesmeyi, ilerlemeyi ayarladınız arkadaşlar. Ancak 2 milim talaş vereceğiniz yerde 4 milim talaş verdiğiniz zaman kalem iki katı kadar zorlanacak ve ne yapacak? Yüzey kalitemiz aynı oranda azalacak. Kalemin körelme hızı da aynı oranda artacaktır arkadaşlar. O yüzden uygun şekilde talaş miktarı verilmelidir. Bunlar da tabii ki tecrübeyle karşımıza çıkıyor. İlk etapta hemen ben torna operatörü oldum. Talaşı vereyim hemen iç parçasından işlemi süresini azaltayım derseniz arkadaşlar bir bakarsınız karşınıza kesici takım maliyeti çıkar. Çünkü sürekli köreleceği için. O yüzden kesme işlemi veya operatörlük arkadaşlar biraz daha tecrübeyle yoğrulması gerekiyor. Kesme sıvısı burayı da okuyalım arkadaşlar. Torna tezgahlarında sadece torna tezgahı için değil arkadaşlar birçok tezgahlarda yani talaş kaldıran birçok tezgahta döküm ve pik gibi veya pirinç gibi malzemeler işlenmiyorsa arkadaşlar genellikle torna veya işte kesme işlemi yapılırken kesme suyu kullanılmasını öneriyoruz arkadaşlar. Torna tezgahlarında kesme işlemini gerçekleştirirken kalem ile İç parçası arasında sürtünmeden dolayı meydana gelen ısıyı azaltmak, iç parçasının yüzey kalitesini arttırmak, kaliteli ve rahat kesme sağlamak amacıyla kesme sıvıları kullanılır arkadaşlar. Bunu dediğim gibi sadece torna tezgahlarında değil, talaş kaldıran bütün tezgahlarda kesme suyu kullanılır arkadaşlar. Kesme suyu seçiminde kesicinin cinsi ve işlem türü dikkate alınmalı. Uygun kesme sıvısı kataloglardan seçilmelidir arkadaşlar. Kesme sıvısı birçok çeşidi vardır. En çok bor yağı denediğimiz kesme suyu kullanılır. Ancak dediğimiz gibi işlediğimiz malzeme veya kesici takımın cinsine göre de
Bu kesme suları, sıvıları değişkenlik gösterebiliyor arkadaşlar. Yapacağımız işleme göre, yaptığımız, kestiğimiz malzemeye göre, talaş kaldırdığımız malzemeye göre bunlar kontrol edilmelidir arkadaşlar. Son olarak kesme sıvısının kesme üzerindeki etkisinden bahsedip bu haftalık konumuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Kesiciler talaş kaldırma esnasında sürtünmeden dolayı çabuk ısınırlar. Bu ısınmanın artması kesicinin bozulmasına sebep olabilir. Bozuk kalem ile yapılan talaş kaldırma kesme işleminin zorlaşmasından dolayı kesici çabuk aşınır. Takım ömrü azalır. Bu da maliyeti arttırır. Biraz önceki bahsettiğimiz konuların özeti arkadaşlar. Talaş kaldırırken sürtünmeden dolayı ısı artacaktır. Isının artması iş parçasının üzerinde ısıl genleşmeler meydana getirecektir. Zaten fizik derslerinde karşınıza çıkmıştır. Isınan bir malzeme, madde ne yapacak arkadaşlar? Genleşecek. Veya kimyada da aynı şekilde ısınan malzemeler, ısınan maddeler genleşecektir arkadaşlar. Burada da yine metalde bir madde olduğu için ne yapacak arkadaşlar? Isıl genleşmeye maruz kalacaktır. Isıl genleşme ile iş parçasında ölçü farklılıkları oluşturulacak ve yüzey kalitesi bozulacaktır. İstenmeyen bu durumları en aza indirmek için kesme sıvıları kullanılır arkadaşlar. Bazı parçalar vardır ki çok hassastır arkadaşlar ve kesme en son ölçme işleminde arkadaşlar binde 2, binde 3 veya binde 1 hassasiyetli iş parçaları işlediğiniz zaman bu ısı gerçekten çok etkili bir faktör haline geliyor arkadaşlar. O yüzden ısıyı stabil tutmanız ve minimum tutmanız gerekiyor. Siz kestiniz arkadaşlar. İş parçasını işlemini bitirdik. Diyelim ki parçayı söktük tornadan. Ölçtük arkadaşlar. Bir baktık. Parçamız 25,04. İlk etapta sıcak çıkacak çünkü iş parçası kesildikten ve işlem bittikten sonra. Aradan 15 dakika geçmiş arkadaşlar. Bir bakacaksınız, ölçmeyi tekrar yapacaksınız. Ölçtükten sonra bir bakacaksınız 25,02'ye düşmüş arkadaşlar. Çünkü nedir? Isıl genleşme iş parçası üzerinde ölçüye de çok fazla etki ediyor arkadaşlar. O yüzden hassas parçalar işlenirken bu ısıl genleşme olayı çok önemli. O yüzden ısıyı minimum tutmak ve sabit tutmamız gerekiyor. Hassasiyeti yakalamamız için arkadaşlar. Evet, bu haftalık da konumuz bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.